Efendim Yeşil Ekonomi'ye de hoş geldiniz diyoruz. Yine çok değerli bir hocamız, çok değerli bir konuğumuz var bugün yayınımızda. Bahçeli Evler Yaşam Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda başhekimi, genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Beyzade Özkahraman. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayaklarınıza efendim. Sağlık diyoruz. Teşekkür ederim efendim. Biz 1 Mayıs'ta beraber doktorlarımızı, hekimlerimizi de artık sahalarda görmeye başladık. Bu noktaya geldik. Öncelikle hem başınız sağ olsun diyoruz, hem geçmiş olsun diyoruz. Son dönemde yaşanan hekimlerimize yapılan hareketlerden bizim de içimiz yanıyor açıkçası. Evet. Tıp dünyası nereye doğru gidiyor hocam? Yani evet, neler oluyor? Bey hep sahadaydı zaten. Evet. Hiç aynı sahadan zamanda ayrılmadı o. Yani evet, her anlamda sivil toplum kuruluşlarında vardınız. Artı yani bu alandaki önemli kuruluşların kuruluşuna katkı sağladınız. Onun için en iyi bilenlerden birisiniz. Bu teşekkür soruyu ederim. Yani Pınar doğru adama sordu evet, yani. Evet, sağ olsun. Efendim bu Pınar Hanım'ın sorduğu soruyla ilgili birkaç cümleyle düşüncemi şöyle açıklamak istiyorum. Biz tıp mensupları, başta doktorlar olmak üzere yardımcı sağlık hizmetindeki hemşire, ebe, sağlık memuru ve teknisyen arkadaşlarımızla birlikte İnsan sağlığına hizmet etmek için varız. İnsan sağlığına hizmet ederken çok doğal olarak elinizde olmayan nedenlerle bazen hasta kaybı, hastalığın ya da işte sakat kalması ya da bir takım sorunlarla karşı karşıya kalmanız da söz konusu olabiliyor. Bu sizin elinizde olmayabilir. İşte o sırada siz hastayı kurtarmak için uğraşırken canınızı dişinize takmışsınız. Bulaşıcı hastalıklar, her türlü soruna rağmen siz onu kurtarmak için çalışırken bir bakıyorsunuz bir hastanın kendini bilmez bir yakını birdenbire o sağlık ekibine haddini aşan davranışlarda bulunuyor. Ve bu davranışlar sonucu hekimler hastalarına vermeleri gereken doğru hizmeti bazen veremiyorlar, engelleniyorlar. Şimdi bir yanda hastanın canını kurtarma, bir yanda da sağlıkçının, doktorun kendi canını kurtarmanın telaşına düşüyor. Bu yanlış bir şey. Bu biraz bizim... Bu arada hasta yakını aslında bindiği dalı kesiyor. Kesiyor değil mi? Tabii yani bu biraz bizim efendim, biraz halkımızın azıcık belki çok heyecanlı olmasından, belki biraz bilinçsiz olmasından, belki biraz eğitimsiz olmasından kaynaklanıyor. Hasta yakınlarıyla doktorun bağlantısını kesmek gerekiyor herhalde değil mi? Bu kesmek gerekiyor ama bağlantıyı kesmek de belki tek başına yetmiyor. Burada en önemli faktör hasta yakınlarımız, buradan bizi izleyen yurttaşlarımızın bu konuda hastalarını götürdükleri hekime ve sağlık ekibine güvenmeleri önemli. Önce güvenmeleri önemli. Bunun dışında bir de caydırıcılık da olmalı. Örneğin ben şöyle bir düşüncem var. Ben bunu Sağlık Bakanlığı yetkililerine de söyledim. Ülkemizde örneğin bir askeri personele kolay kolay bir yurttaş saldıramaz değil mi efendim? Bir albaya, bir binbaşıya, bir teğmene kolay kolay bir yurttaş saldıramaz. Kimse kimseye. Hayır, o kimse kimseye genel olarak da ama bir askeri kimliğe bürünmüş olana biraz daha çekingen davranır yurttaş. Peki, polis kimliğine güvenmiş olana, girmiş olana da aynı şekilde biraz çekingen. Yani gidip hemen bir başkomiseri, bir emniyet müdürüne, sıradan bir vatandaş benim arkadaşımı, akrabamı niye gözaltına aldın diye saldırabilir mi? Saldıramaz. Peki, öyleyse toplumun aynı derecede önemli hizmet verdiğinden kuşkumuz olmayan sağlık mensuplarına ve aynı zamanda eğitim mensuplarına da aynı hakların tanınması lazım. Çözümün esasının belirli gelişmişlik noktasına ulaşıncaya kadar yasalarla korunmasından yanayım. Dolayısıyla diyorum ki ben aynı şekilde yani emniyet mensuplarına ve askeri personele nasıl ki belli bir koruma zırhı sağlanmışsa yasalarla bunun sağlık personeline ve eğitim personeline de sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Okulda öğrenci kırık not verdi diye ya da ufak bir hoşuna gitmeyen davranışta bulundu diye öğretmenini bıçaklıyor. Ne kadar geri kalmışlığımızın bir örneği değil midir yani? Bunun gibi bu konunun yasal bir düzenlemeyle çözülebileceğini ama uzun süreçte de bunun gelişmişlikle, eğitimle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi ben sizi bulmuşken çok sorumuz var tabii ama bir önemli soruyu daha ifade etmek istiyorum. Şimdi bu hükümet %51 oy alırken en önemli unsurlardan biri sağlık hizmetlerinde sağladığı başarı gösterildi. Doğru. O dönemdeki anketler bu sonucu ortaya çıkardı. Fakat son dönemde sağlık hizmetleriyle ilgili enteresan gelişmeler var. Biz algılayamıyoruz.
itirazlar var. Sağlık hizmetleri artık bize çok doğru bir şekilde dönmüyor. Nedir bu şey? Yani bir yanlışlığa doğru mu gidiliyor, bir yanlışlık mı yapılıyor? Nasıl bir sistem uygulanıyor, yoksa sistem değiştiği için adapte mi olamıyoruz? Celal Bey, önce sorunuzu böyle iki bölümde isterseniz yanıtlayayım. Önce bir bölümü, kamuoyunun, halkımızın henüz yeteri kadar bilemediği bir konuyu önce gündeme getirmek istiyorum. Bu konu Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde bir gelişmeye doğru gidişinin altını çizmek istiyorum. Bu da sonuçta bir sağlık turizmini yaratıyor. Biz biraz baştan almam gerekirse, zamanımızın dar olduğunu tahmin ediyorum da, ama bu önemli diye düşünüyorum. Türkiye sağlık mensupları, doktorlarımız dünyanın en iyi doktorlar arasında yer aldığını biliyoruz ve böyle düşünüyorum. Neden böyle oluyor? Onu şöyle bir geçmişle bağlamak isterim. Şimdi 1940'lı 50'li yıllarda dünyada tıpta en iyi gelişmiş ülke Almanya'ydı. Şimdi Amerika oldu. O Almanya'nın en iyi gelişmiş olduğu yıllarda, hepimiz tarihten biliyoruz ki 1939-1945 yılları arasındaki 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler faşizminden kaçarak Türkiye'ye gelmiş olan çok sayıda Yahudi profesör vardır. O zamanki hükümetler arasında görüşme olmuş. Bizim o zamanki rahmetli İsmet İnönü Alman Yahudi profesörleri Türkiye'ye davet ediyor. Ve Türkiye'ye geliyorlar. Bunlar başta tıp fakültesimiz, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olmak üzere teknik üniversitenin, iktisat fakültelerinin, hukuk fakültelerinin kurucuları ya da kurulmuş fakültelerin eğitim programlarında rol alıyorlar. Ben öğrenci yıllarımda bu hocalarımın çoğundan ders aldım. Çoğuna yetiştim. Türkiye tıbbı bu hocalarımız sayesinde dünyanın önde gelen tıpları arasında yer almaya başladı. Yani dünyanın en gelişmiş tıp olarak Almanya'nın adamları Türkiye'ye geldi. Otoriteleri efendim. Evet. Hepsi profesör, evet. Hepsi Alman. Ve onların öğrencileri şu anda bizim camiasında tıp oldu. Ve bunlar bugün Amerika'da veya dış dünya ülkelerinde çok büyük başarılara imza atıyorlar. Demek ki iyi bir temelimiz var. Sağlıkta iyi bir temelimiz var. Artı sağlıkta aynı zamanda teknoloji önemli bir faktör. Bilgisayarın sağlık teknolojisine girmesiyle beraber sağlıkta güzel teknoloji gelişti. Bu gelişen teknolojinin yine şöyle bir karar aldı geçmişte hükümetlerimiz. Dedi ki dünyada ikinci el tıbbi cihazın Türkiye'ye girmesini yasaklıyoruz. Birinci el cihaz. Birinci el cihaz olunca biz Türkiye'de cihaz yönünden, alet yönünden yine dünyanın önde gelen ülkeler arasında yer almaya başladık. İddiaya göre denir ki, örneğin bir ilçemizi ele alıyorum, Bakırköy. Bakırköy ilçesindeki örneğin MR ve tomografi sayısı İngiltere'nin tümündekinden fazla diye iddia edilir. Yani biz bir de teknoloji açısından belki biraz israf oluyor ama iyi bir noktadayız. Üçüncü faktör, bizde iyi inşaatçılarımız var, güzel binalar yapıyorlar. Dünyaya biliyorsunuz ihracat inşa eden müteahhitlerimiz var. Biz bu yönde de iyiyiz. Dekor ve donanım yönünden de güzel, iyi. Ve sonuçta biz bu mevcut hükümetlerin de desteğiyle Türkiye'de sağlık sektörü farklı bir boyuta geldi. Ben şunu iddia ediyorum ve bunun başlangıcındayız şu anda. 5 yıl gibi bir süre sonra biz dünyanın sağlık turizm merkezi olacağız. Bize özellikle başta Orta Doğu olmak üzere Avrupa'dan, hatta belki Amerika'dan bile İnsanlar tedavi olmaya gelecekler. Böyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Bu güzel bir gelişme. Şu anda kamu sektörüyle özel sektör daha iyi sağlık hizmetini nasıl verebilirim, daha mükemmel hastaneyi nasıl yaratabilirim diye rekabet halindeyiz. Sağlık sektöründe zaten özel sağlık kuruluşları sayısal olarak da ihtiyaçtan fazla oldu Türkiye'de. Bunlar arasında çok ciddi rekabet var. Ve bütün bunları bütün bizim özel sağlık sektörünü güzel bir şekilde dizayn etmeye çalışan bizim bir kuruluşumuz var. OHSAT, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Birliği Derneği. Ben de onun kurucularındanım. Şu anda da Onur Kurulu üyesiyim. Yani sonuç olarak sağlıkta iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Ancak bu arada bir parantez içerisinde bizim özel sağlık kuruluşlarının küçük bir sıkıntısından söz etmeden geçemiyorum. Biz
artık büyük bir çoğunluğumuz ya da %90'ımız sosyal güvenlik kurumu mensuplarına hizmet veriyoruz. Evet. Örneğin bizim hastanemize gelen hastanın 100 hastanın 90'ı sosyal güvenlik kurumu hastası neredeyse. Ancak bu konuda verdiğimiz emeğin, hizmetin bedelini doğru dürüst alamıyoruz. Yani rakamlar çok düşük. Dolayısıyla çok hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama bu küçük rakamlarla, düşük ödemelerle döndürmekte zorlanıyoruz. Sıkıntımız bu. Bugün bütün özel hastaneler, sağlık kuruluşları, tıp merkezleri böyle bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya. Bunu aşmaya çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki süreçte. Bu hastalara nasıl yansıyor? Şimdi efendim bu hastalarımıza. Fark şeklinde yansıyor. Fark alınacak mı alınmayacak mı? Evet, şimdi öyle bir şey ki bir kısır döngüyle karşı karşıyayız. Fark almazsak ayakta duramıyoruz. Fark alırsak yasal sınırınızın üstünde aldığınız için cezalandırılıyorsunuz. Yasal sınırınızın altında bir sınır konmuş. O sınırın altında aldığınız zaman iyi sağlık hizmeti, kaliteli sağlık hizmeti vermekte zorlanıyorsunuz. Böyle bir fasit dairenin içerisinde kaldık, sıkıştık. Umarım hükümetimiz bu şeyden, özel sağlık kuruluşlarını bu sıkıntıdan kurtarır. Şimdi siz çok sayıda sağlık kuruluşuna katıldınız. Yani kurdunuz, hala da başında olduğunuz bir sağlık kuruluşu var. Şimdi 3 tane unsur var. Binalar iyi, teşkil şey iyi, yani cihazımız iyi. Cihazlarımız iyi. Doktorlarımız iyi. İyi. Şimdi bu 3 unsuru yardımcı sağlık personelimiz de iyi. İyi. Peki bu 3 unsuru siz kendi birimlerinizde bir araya getirebiliyor musunuz? Tabii efendim. Elimizden geldiği kadar bunları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bizim hastanemiz bilmiyorum isim vermek doğru oluyor olmuyor reklam yönden ama isim vermeden konuşayım. Başında verdik zaten. Evet. Bizim hastanemiz İstanbul'un en eski hastaneler arasında aşağı yukarı yer alıyor. Özel hastane olarak. 26 yıllık bir kuruluşuz. Topkapı'yla Silivri. Siz de ilk özel hastanecilik yapanlardan birisiyim efendim. Evet. Topkapı'yla Silivri arasında şu anda ayakta kalmış çalışmakta olan hastaneler açısından ilkiyiz. İstanbul'daki de ilk 10 hastane gibi hastanenin arasındayız belki muhtemelen. Şimdi efendim ben bunun dışında birkaç hastane daha kurdum, açtım, işlettim, devrettim. Şimdi onlar da çalışıyorlar gayet güzel bir şekilde. Bu bakımdan da özel sağlık hizmetlerinde bu sektörün önderlerinden sayıyor arkadaşlarım. Böyle bir sektörde, böyle bir hizmette bulunduğum için kendimi mutlu addediyorum, şanslı addediyorum. Ama aslında biz bugün yaşam hastaneleri zinciri olmalıydık. Olamadıysak o da bir takım geçmişe dönük herhalde bizim... Kendi öz eleştirinizi de yapıyorsunuz. Evet efendim. Ben o noktada, olmam gereken noktada olmadığımı düşünüyorum. Bu yüzden de her zaman başka bir toplantıda da sizin yönettiğiniz bir toplantıda da bunu söyledim. Yani olmam gereken yerde olmadığımı biliyorum. Ben çok sayıda doktor arkadaşımı, hemşire arkadaşımı, sağlık yöneticisini, hasta yöneticisini kendi kurumlarımda birlikte çalıştık, yetiştiler. Onlar çok daha farklı kuruluşlar kurdular. Hatta çok daha üstün noktalara gittiler. Onları da kutluyorum. Şimdi hocam hasta hizmete ulaşamıyorsa neye yarar? İyi doktorların hepsi özele gitti. Eğer sistem sadece parası olana ya da özel sağlık sigortalarına hizmet edecekse neye yarar? Normal bir SGK'lı vatandaşın özel hastanelerde tedavi olması mümkün değil. Dolayısıyla doktorlarımız ne kadar iyi olursa olsun, teknoloji ne kadar iyi olursa olsun, hasta yararlanamıyorsa neye yarar diyorlar, diye sormuş diyor, bir Zafer soruyor. Bey. Evet. Şimdi efendim bu soruların belki yurttaşımız bazılarında, izleyicimiz bazılarında haklı olabilir ama bir kısmında da belki haklı olmadığı noktalarda var diye söylüyorum. Şimdi bir kere şunun altını çizelim. Sosyal güvenlik kurumu şemsiyesi altında hemen hemen yurttaşlarımızın büyük bir bölümü yer aldı. Öyle oldu. Artık yok. Yani neredeyse yani. Sosyal güvenlik kurumu olmayanlar da bir şekilde sağlık hizmetinden yararlanamayan, özel hastane dahil sağlık hizmetinden neredeyse yararlanamayan kalmadı efendim. Yani şimdi Türkiye'de bir vatandaş herhangi bir özel hastanenin kapısından içeri girip ben acilim kardeşim beni tedavi ediniz dediğinde hiçbir özel hastane senin paran var mı yok mu diye sorma hakkı yok. Onu tedavi edecek. Tedavi edecek. Acilse değil mi? Acilse tedavi edecek. Efendim acil değilse diyelim ki benim hastaneme geldi bir yurttaş. Ben sosyal güvenlik kurumu mensubuyum. İşçi emeklisiyim dedi. Ya da Bağkur emeklisiyim. Ya da çalışanıyım. Dediği zaman kendisine derhal kimliğini çıkarıyor. Bir işlem açılıyor. O işlemde devletin aldığı 12 lira var.
Onun dışında benim param yok diyorsa biz para almadan ona sağlık hizmetini verebiliyoruz. Siz hastaneniz olarak bu uygulamayı yapıyorsunuz. Tabii, diğerleri biz aynı yapıyoruz. Şeyi yapıyor. Herkes bilemiyorum, yapıyor mu? Bilemiyorum orasını ama biz yapıyoruz. Muhtemelen birçoğu da yani sağduyulu, özverili birçok sağlık kuruluşta belki yapıyordur diye düşünüyorum. Şimdi peki dünyanın en gelişmiş, en büyük ülkesi olarak bildiğimiz Amerika değil mi efendim? Evet. Benim oğlum orada, büyük oğlum orada şimdi Amerikan yurttaşı olacak. Evlendi, çocuğu var. Öyle bir yol çizdi kendine. Ben aslında gitsin orada eğitim alsın, master gelsin. Yapsın, gelsin. Kaçırdık diyorsun. Bir hastanemizin başına geçsin istedim. Beyin göçü yaptı. Bir beyin göçü oldu. Orada bir güzel bir hatuna gönül verdi, evlendi, orada kaldı. Hayırlısı evet. olsun. Şimdi bana söylüyor, baba Amerika'da diyor. Eğer bir vatandaş... Doktor mu? Yok, doktor değil. Evet. Sağlık yöneticisiydi ama orada evet. şimdi iş adamı oldu. Bana diyor ki, baba Amerika'da bir yurttaş hastaysa, hiçbir sosyal güvencesi de yoksa, parası da yoksa, devletin bakış açısı şu, ölsün, bana bu vatandaş lazım değil, ölsün, ölüyorsa ölsün. Türkiye'de böyle bir şey yok. Türkiye'de biz, dolayısıyla Türkiye bu konuda Amerika başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden öndeyiz. O bakımdan yurttaşlarımız kendilerine sağlanan olanakların biraz da kıymetini bilsinler diyorum. Önemli bir yani, mesaj. Ama burada. Şeyden bir takım şeylerden haberdar değil hala, öğrenememiş durumda. Mesela aile hekimliği konusunun ne ifade ettiği konusunda bilgisi yok vatandaşın. Aile hekimliği çok önemli bir şey. Önemli yani, evet. Yani aile hekimine herkes başvurabiliyor. Bütün yurttaşlarımız aile hekimine gidip işte derdini anlatabiliyor. Sevk edilebiliyor oradan. Onu evet. bilmiyor mesela. Bilmiyor. Ayrıca başka bir şey daha efendim. Mesela böyle şöyle yanlışlıklar da oluyor. Gecenin atıyorum 03'ünde geliyor bir özel hastaneye, bir sağlık kuruluşuna. Ben göz hastalıkları uzmanına muayene olacağım. Gözümde kaşıntı var. Şimdi gecenin 03'ünde göz hastalıkları uzmanlığı sıradan bir hastanede ya da sıradan bir tıp merkezinde olmaz. Bulamazsınız. Bu mümkün değil. Ama orada bir nöbetçi doktoru vardır. O nöbetçi doktoru sizin de Celal Bey söylediğiniz gibi ya aile hekimidir ya genel pratik bilgileri geliştirilmiş bir acil hekimidir, pratisyen doktordur. Eğer illa da göz hekimine görünmek istiyorsa göz konusunda branş hastanesi olmuş bir branş hastanesine giderse orada muhtemelen bulacaktır. Ama vatandaş orada niye gecenin bu saatinde göz doktorunuz yok diye olay yaratıyor. Ya da gündüzün gelmiş, kulak burun boğaz doktoruna muayene olmuş, gece oldu ya bir komplikasyon çıkmış, bir şey olmuş, geldi gecenin yine söylediğim saatinde beni işte kulak burun boğaz doktorunuz ameliyat etti. Ben de şimdi işte kanama var ya da bir şey var, bir sıkıntım var, geldim, o doktor nerede? O doktor bu saatte olmaz. Nasıl olmaz? Ben istiyorum o doktoru derhal bulun getirin falan gibi böyle vatandaşın bilinçsizlikten kaynaklanan ve sağlık kuruluşunu zora sokan davranışları oluyor. Bunlar da bizim herhalde yavaş öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Evet. Eğitimle, işte bu tür güzel programlarla bunları aşacağımıza inanıyorum. Anladım. Şimdi iki şey var. Yani burada onu soralım. Bir ozon tedavisi diye değişik yeni bir uygulama gündeme getirmiş. Bir de bu arada hocam sünnet konusunda Türkiye'nin en önemli isimlerinden bir tanesi. Ve sünnet mevsimi başlıyor diyorsun. Sünnet mevsimi de geliyor zannediyorum. Evet. Ve çok da önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. Ne öneriyorsunuz evet. izleyici? Şimdi herkes size ulaşamaz. Anadolu'dan biz sizi seyreden ve yurt dışından seyreden binlerce, yüz binlerce vatandaşımız var. Şimdi ne öneriyorsunuz? Peki. Neler yapılması lazım sünnet konusunda Pınar ve Hanım, ozon tedavisinde? Sorunuza yanıt vereceğim. Zamanınız belki daralıyor ama Celal Bey'in ozon tedavisiyle ilgili isterseniz evet. onu benim uzmanlık alanım değil. İsterseniz bir programınızda bu konuda uzman alan bir arkadaşımızı getirelim. Şimdi efendim ozon gazının hastadan alınan kanla birleştirilerek tekrar hastaya geri verildiğinde... Çok kısaca alayım hocam çünkü çok az vaktimiz kalmış. Hastaya geri verildiğinde bir takım sağlık yönünden yararları olduğu iddia ediliyor. Bu son gelişen tıbbi bilgiler. Bu konuyla ilgili bir uzman arkadaş... Biz kendimizi geliştirdik bu konuda. Geliştiriyoruz. Evet. Bir uzman arkadaşımız bu çalışmaları yapıyor. Sünnet konusuna geliyorum evet Pınar hocam. Hanım. Evet. Şimdi efendim ben 1970'te doktor oldum. Doktor olduğumda şöyle düşündüm. Bu sünnet önemli bir konu. Sünneti o yıllarda sokaklarda yaşı izleyicilerimizden biraz ileri olanlar anımsayacaklar. Sokaklarda sünnet mevsimi gelince sünnetçi işte
sünnetçi, mahalle sünnetçisi. Sünnetçi X, sünnetçi Y, sünnetçi Z diye isimler, sünnetçi duvarlara sünnetçi isimlerinden reklamlar yapılırdı. Sünnetçi dediğimiz yurttaşı küçümsemiyorum ama sonuçta askerde sıhhiye eri olarak çalışmış ya da bir hastanede işte pansumancı olarak çalışmış, sonra eli iyi kötü ustura tutmuyor ya da berberlikten pratik kazanmış insanlar bu işleri yapıyordu. Bunlar da sünnetçi diyorduk. O zaman Türkiye'nin her yerinde doktor bulma olanağı da yoktu zaten. Evet. Bu sünnetçilerden ben şunu düşündüm. 1970'te şunu düşündüm. Dedim ki bir gün gelecek bu sünnetçi dediğimiz yurttaşlarımız bu işi yasal olarak yapmayacaklar, yapamayacak duruma gelecekler. Bu iş mecburen doktorların görevi olduğu anlaşılacak. Doktorlar içinde de cerrahi branşın mutlaka yapması gereken bir şey olduğu bilinecek. Öyleyse ben şimdiden bu sünnet konusuna bir özel ilgi göstereyim. Bizim doktor arkadaşlarımız o yıllarda sünneti biraz küçümsedikleri için ilgilenmezlerdi ama ben ilgilenmeye başladım. 70'ten itibaren sünnet yaptığım çocuklar büyüdüler, baba oldular. Onların çocukları oldu, onları sünnet ettim. Şimdi üçüncü göbek torunları sünnet edebilir miyim? Yaşım, ömrüm vefa eder mi bilmiyorum çok ama. Çok gençsiniz, o evet. Yüzden edebilirsiniz. Teşekkür Şimdi, ederim. Süremizin sonuna gelmişiz hocam. O yüzden sünnetin çok önemli olduğunu, birçok psikolojik problemi de beraberinde getirdiğini biliyoruz aslında, duyuyoruz. Evet, evet. Bu anlamda yine ben sizden rica edeceğim. İzleyicilerimize, yani işte genel cerrahlara mı gitsinler? Şimdi efendim bunu bu konuda önce çocuk genel cerrah olabilir, çocuk cerrahisi olabilir, üroloji olabilir. Bu üç uzmanlık dalı sünnet konusunda çocuklara gerekli hizmeti verir, sağlık hizmetini verir. Ancak sünneti yaptırmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar var tabii. Bu önce bir çocuk doktoru muayene etsin. Çocuk doktoru baksın, bu çocuğun kalbi, solunumu, alerjisi, kanama hastalığı bir şey var mı? Sünnet sırasında o öyle ya da böyle bir sorunla karşılaşacak mı? Anladım, çocuk evet. doktoru baktıktan sonra operasyonu yapacak olan doktor bir görsün. Çocuğun pipisi normal mi? Çocukta hipospadiyaz deriz biz tıp dilinde. Halk arasında buna peygamber sünneti denir. Çok az da olsa bazı çocuklarımızda peygamber sünneti olayı oluyor. Aile peygamber sünneti, ah ne güzel benim çocuğum peygamber sünnet etmiş gibi algılıyor. Bu yanlış bir bilgi. Peygamber sünneti demek o çocuğun pipisinde bir anomali var demek. Bir hastalık var demek. Bu hastalığın mutlaka cerrahi yöntemle de tedavi edilmesi gerekiyor. Yani eğer hipospadiyaz, yani halkın varsa, anlayacağı o da, sistemde. Hocam çok geçmişiz peki, süreyi. Peki efendim. Yani kusura bakmayın. Alalım, doktora danışsınlar. Danışsın, sonuçta, göstersin, ondan sonra sünneti. Tabii siz hekim olduğunuz için oradaki bütün bilgileri de aktarmak istiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu arada izleyicilerimiz diyorlar ki hocamız çok güzel söylüyor ama bizim doktora özel gitmemiz gereken doktorların ücretleri 300 lira. Sistem hocamızın dediği gibi işlemiyor diye söylüyorlar. Evet. Yani sorun Türkiye'de var. Bu sorun da inşallah önümüzdeki günlerde devamında çözülecektir diye düşünüyoruz. Sizlere çok ihtiyacımız var. Peki çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza Beni sağlık. Konuk ettiniz. Burada olun, Cem TV'nin saygıdeğer izleyicilerle buluşturdunuz. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize sağlık ve mutluluk diliyorum. Amin diyelim biz. Çok teşekkürler. Efendim Yeşil Ekonomi'yi burada sonlandırıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın. Yaşam Mimarı Ağaoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Evet, Uyan Türkiye'nin de sonuna geldik. Yarın yine 7.30'da gösterdiğinde saat sevgili seyirciler. Tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bizler burada olmaya çalışacağız diyelim. Gününüz çok güzel ama en önemlisi de sağlıklı geçsin efendim. Hoşçakalın.